Günlerde bütçe çalışmalarından dolayı yoruluyorsunuz. Allah sizlere güç kuvvet versin. Hele hele kötü bir hükümet varsa, yönetemeyen bir hükümet varsa işiniz daha da ağırlaşır. Bir kez daha hepinize Allah'tan güç kuvvet diliyorum. Sayın Bakan, siz Orman Bakanısınız. Göreviniz ormanları korumak ve ormanların miktarını daha da arttırmaktır. Ama maalesef sizin döneminizde, sizin istatistiklerinize göre söylüyorum, ormanlar artmamış, ormanlarda ciddi alanlar anlamında ciddi azalmalar olmuştur. 2018 yılında 5.644 hektar orman alanı yanmış. 2019 11.332 hektar, 2020 20.970 hektar, bu yıl ise yıl sonu gelmemesine rağmen yaklaşık 170 bin civarında hektar orman alanının yandığını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. 2018'de 5.644 iken bir yıl sonra iki kat artmış 11 bin. 2020'de bir iki kat daha artmış 20 bin olmuş. Bunun temel sebebinin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Türk Hava Kurumu'na ait uçakların devre dışı bırakılması, Türk Hava Kurumu'na ait uçakların hangarlarda çürümeye bırakılmasıyla maalesef zamanında müdahale yapılamamış, zamanında müdahale yapılamayınca da orman yangınları daha da artmıştır. Sadece yangınlar mı? Hayır. Siz Orman Bakanısınız, ormanları korumanız gerekiyor. Ama 2019 yılında 16.413 hektar, 2020 yılında 47.000 hektarlık orman maden ve enerji tesislerine verilmiştir. Ranta kurban gitmiştir. Betona kurban gitmiştir. Maalesef ormansızlaşma konusunda Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş geçmiş en fazla ormansızlaşmayı sağlayan bakansınız. Bakın, bu geçtiğimiz yılki sizin bütçe sunuş konuşmanız Sayın Bakan. 2021 yılı bütçe sunuş konuşmanız. Diyorsunuz ki 2003 yılında 40 dakika olan ilk müdahale süremizi 12 dakikaya indirdik diyorsunuz. Bu da 2022 bütçe sunuşu, aynı cümleler. Zaten çoğu birbirine aynı, kopya yapılmış. Yani 2021 bütçe sunuşu ile 2022 bütçe sunuşu arasında çok bir fark yok. 2003 yılında 40 dakika olan müdahale 12 dakikaya indirildi de bu yaz aylarında bu kadar yangınlar ve bu kadar müdahalesizlikler neden yaşandı Sayın Bakan? Anlatmışsınız geçen yıl. Diyorsunuz ki 27 su atar helikopter, 2 amfibi uçak, 1 insansız hava aracı, 6 İdari helikopter olmak üzere toplam 2597 taşıt kullanıyoruz demişsiniz geçen sene bu salonda, burada bu taşıtları biz orman yangınlarında niye görmedik? Maalesef yoklardı. Antalya'da Bekir Bey, heyecan yapmayın, acele etmeyin, heyecanlanmayın. Sayın Bakan isimde Bekir, sizin isimde Bekir diye savunmaya kalkmayın, acele etmeyin. Relax ol, relax. Gelecek sana. Salih'cim senle de genel kurulda şey yaparız. Şimdi medya yok burada, medyatik olamazsın, rahat olsun. Neyse, velhasıl kelam Sayın Bakan. Gerçekten orman yangınları konusunda çok ciddi bir başarısızlık var. Bunu görüyorsunuz. Son sözlerim, sürem de bitiyor. Yediler yine süremizi. Sinop Ayancık'ta yaşanan sel felaketinde orman tomrukların orman müdürlüğü tarafından dere içerisine koyulduğunu hepimiz gördük. Siz de gördünüz, biz de gördük. Oradaki bu durumdan sorumlu olanlara herhangi bir işlem yaptınız mı diye sormak istiyorum. Ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin erken müdahale, her konuda daha pratik olacağını söylemiştiniz. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelmeden önce Türkiye'de 2009-2011 dönemlerinde 2.07 yangın başına düşen yanan alan miktarıydı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldi. 2018-2020 5 hektara ulaştı. Yani burada da bir başarısının olduğu ortadadır. Kaz Dağları perişan durumda. Cerata ve öyle pek çok yerde ormanlar kesiliyor. Ama siz yerinizde oturmaya devam ediyorsunuz. Helikopterle gezmeye devam ediyorsunuz. Kusura bakmayın Sayın Bakan ama siz Cumhuriyet tarihinin en başarısız Orman Bakanısınız. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakanım, geçtiğimiz günlerde pandemi bize sağlık ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu öğretti demiştiniz. Doğru söylüyorsunuz ancak ağzınızdan çıkan ile eylemleriniz birbirini tutmuyor. Öyle olsa, yani tarımın ve gıda güvenliğinin önemine inanıyor olsaydınız böyle bir bütçeyle karşımıza çıkmazdınız. 2022 yılı bütçesi bir önceki yıla göre %30 artmış olmasına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi yalnızca %11 artmış. Tarımsal desteklemelerin genel bütçeden ve bakanlığın bütçesinden aldığı pay yıldan yıla azalmakta. Genel bütçeden 2020 yılında bütçenin %2 pay alan desteklemelerin oranı 2022 yılında %1.4'e düşmüş durumda. Geçen sene bakanlığınızın genel bütçeden aldığı pay %3.8'miş. Bu sene bu oran %3.3'e düşmüş.
Hayvancıların girdi maliyetlerinin günden güne arttığı malum. Yem fiyatları ortada, süt ve et fiyatları da ortada. Girdi maliyetleri artıyor ancak tarımsal desteklemeler içinde hayvancılık desteklemelerin payı yıldan yıla azalmakta. Bu oran 2020 yılında %35'miş, 2021 yılında %33'e düşmüş, bu sene ise %29,5'a gerilemiş. Hayvancılık desteklemeleri geçen seneye göre %4 artmış ancak yem ise %70. Sayın Bakanım, bir beyanınız var, o da evlere şenlik. Demişsiniz ki çiftçi zarar etmiyor. Çiftçi para kazanıyor diyemiyorsunuz, zarar etmiyor diyebiliyorsunuz. Oysa çiftçi, hayvancı zarar ediyor. Sayın Bakanım, çiftçi zarar etmiyor olsa neden üretimden çekiliyor? Köyler neden boşalıyor? Tarım alanları 26.5 milyon hektar alandan nasıl oluyor da 23 milyon hektara düşüyor? Çiftçi şayet zarar etmiyorsa çiftçi borçları iktidarınızda tam 62 kat artarak 150 milyar liraya nasıl çıktı? ÇKS kayıtlı çiftçi sayısı 2.7 milyon kişiden 2 milyon kişiye nasıl düştü? 700 bin çiftçi üretimi neden bıraktı? Sayın Bakan, çiftçi zarar etmiyorsa Bağkur borçlarını neden ödeyemiyor? Madem çiftçi zarar etmiyor, tarım sektöründe çalışan kişi sayısı neden günden güne azalıyor? Tarım sektöründe çalışan kişi sayısı 18 yılda 7 milyondan 4 milyona neden indi? Çiftçi zarar etmiyorsa şayet Manisalı üretici neden bağlarını köklüyor? Limon üreticisi neden bahçelerini köklüyor? Soğan üreticisi neden mahsulünü sürüyor? Çiftçi zarar etmiyorsa, para kazanıyorsa neden icralık konumda? Sayın Bakanım, çiftçi zarar ediyor, para kazanamıyor. Artan maliyetler karşısında çaresiz, tutunacak dal arıyor. Ancak bütçeye bakıyoruz, bu bütçeye çiftçiye üretme, üretirsen de bana güvenme demekte. Sayın Bakanım, ormanlarımıza sahip çıkamadınız. Ciğerlerimiz koca yaz boyunca yandı, müdahale edemediniz. Tarıma sahip çıkamadınız, çiftçiye sahip çıkamadınız, hayvancıya sahip çıkamadınız, ortalık yangın yeri. Su kaynaklarımıza sahip çıkamadınız, derelerimiz kurudu, göllerimiz kurudu. Son cümlelerinize abi. Bütçenize bakıyoruz, inceliyoruz, görüyoruz ki derde deva olmaktan çok ama çok uzak. Anlaşılıyor ki ormanlar yanmaya, göller kurumaya, çiftçi iflas etmeye devam edecek. Teşekkür ediyorum. Bu bütçenin yapmış olduğunuz son bütçe olmasını temenni ederek saygılarımı sunuyorum. Öncelikle yarın Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılı. Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya gelir. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği denen bir yeri yoktur. Burası bir bataklıktır. Bataklığı vahaya dönüştürmüştür. Ama ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bu vaha beton ormanına dönüştürüldü. Bu konuda gerçekten Atatürk Orman Çiftliği'ne sahip çıkmak hepimizin görevi ama başta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görevi olduğunu söylemek isterim. İkinci olarak biliyorsunuz Sayın Bakanım, Kalecik'te bir koyun barajı var. Bu barajdan Kalecik yöresindeki hiçbir üretici yararlanamamaktadır. Bu barajın suyundan sadece Çankırı'daki üreticiler yararlanmaktadır. Ama bu barajın yapımında ve inşa edilmesinde Kalecik'teki o yöredeki köylerin arazileri istimlak edilmiş. Bu köylüler diyor ki su akıyor, biz bakıyoruz. Lütfen bizi bu suya bakmaktan kurtarın diyor. Ayrıca siz de bilirsiniz ki Kalecik üzümüyle, üzüm bağlarıyla ünlü bir ilçemizdi. Ne yazık ki Kalecik Karası adı gibi bahtı kara oldu. Kalecik üzümü, Kalecik bağcını tamamen yok olmakla yüz yüze buraya dönük bir adım atacağınızı umuyor ve bekliyoruz. Ayrıca biliyorsunuz Çubuk ilçemiz Çubuk turşusuyla ünlüdür. Uluslararası boyutta da tescili vardır. Patent ve coğrafi işaret belgesi de almıştır ama Çubuk'taki kadınlar özellikle turşu üreticileri de gerçekten ciddi anlamda sorunlar yaşamakta. Onların bu sorunlarını çözmek
ve bunları bunu Türkiye'nin markası olan Çubuk Turşusu'nu yeniden canlandırmak sanırım bakanlığımıza düşen en önemli görevlerden. Ankara başkent olmasıyla birlikte Polatlı'yla, Bağlasıyla, Şerefli Koçhisar'ıyla tahıl ambarıdır. Ama ne yazık ki bu sene tahıl üreticileri de tarlalarını boş bırakmışlardır. Çünkü tarlaya atacak tohumu ve gübreyi alabilecek hiçbir olanakları yoktur. Bu soruna da dikkat çekmek istedim. Ayrıca Ankara tiftik keçisi, hepiniz bilirsiniz ama tiftik keçisi Güdül'de, Kızılcaman'da canlanması gereken bir iş olmasına rağmen bugüne kadar bakanlığın bu konuda herhangi bir adım atmaması neticesinde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu bölgede özellikle Boyalı Mahallesi'nde mahalle muhtarı Bahriye Süver'in öncülüğünde bir kooperatif kurduk. Kooperatifte tiftik keçisi ve tiftik keçisinden elde edilen tiftikle yeni bir kadınların kalkınma aracı olması için çaba sarf ediyoruz. Tabii ki arıcının merkezi Muğla'dır, Aydın'dır ama arıcılıkta Kızılcaman'ı da unutmamak gerekir. Kızılcaman balı ve arıcılığı yok olmak üzeredir. Kızılcaman'ı sadece bir tatil yeri olarak görmemek lazım. Kızılcaman aynı zamanda arıcılıkta da, tiftik keçiliğinde de, koyun üreticiliğinde de önde giden ilçelerimizden biriydi. Ankara'nın etrafında birkaç ilçeyi saydım. Bu ilçelerin sorunları aslında Türkiye'nin dört bir yanında devam eden sorunlarla eşdeğerdir. Ben hem Ankara'nın hem Türkiye çiftçisinin yüzünü güldürecek bir bütçe rakamları göremedim. Umarım bu rakamları bir kez daha gündeme taşırsınız. Tekrar bütçe hayırlı olur diye düşünüyorum ama çiftçi umutsuz. Teşekkürler.